Efendim, ezan okunduğu için önce iki saat yolda kaldık. İlk slaytımız devam ediyor. Ozan bitmiş, yapıp kaçabilirsin. Şey, dur.
yaşla bakan, yeni sefer insanın, aydınlık sefer insanın, genç ve dinamik başkanı, AK Parti sefer insanın ilçe başkanımız Ahmet Aydın Bey için kullanıyor. AK Parti Seferi İnsan İlçe Başkanımız Ahmet Aydın ve çok değerli ailesi huzurlarınızda sizleri selamlıyor. Milliyetçi Hareket Partisi'nin ilçe başkanı Ahmet Şeremet, Milliyetçi Hareket Partisi ilçe teşkilatına, AK Parti ilçe teşkilatına, Seferihisar Ülke Ocakları mensuplarına, sevgili sağcıklılar, bu özel ve güzel akşamda bizleri yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyorum. Sağcığımız bu ilçenin göz bebeğidir. Sağcık bu ilçenin kalbidir. Sağcık doğa demektir, deniz demektir, tarih demektir. Ancak çok daha iyi noktada olması gerekirken biz sağcığın hak ettiği yerde olmadığını düşünüyoruz. Değerli arkadaşlar, bir vicdan terazisi ortaya koymak durumundayız. Bir muhasebe yapmak zorundayız. Doğruya doğru, eğriye eğri demek zorundayız. Dürüst ve vicdanlı olmak zorundayız. Evet, sağcık Karaiçi pazarımız. Emeği geçenden Allah razı olsun. Bize yakışan Seferihisar Belediyesi'ni kazandığımızda bu pazarın eksiklerini gidermek ve daha iyi bir noktaya getirmektir. Halkın sahiplendiği ve başarıya ulaştığı bu pazar hepimizindir. Cumhur İttifakı Seferihisar Belediye Başkanlığı'nı kazanırsa üretici pazarı kapanacak diyenler yalan söylüyorlar. O pazar sağcıklığındadır ve sağcıklıklarına kalacaktır. Ancak bazı sorulara cevap vermek zorundayız. Sağcıklı kardeşlerimizin içini acıtan ve vicdanını yaralayan konular da var. Şimdiye kadar yalnızca sağcıklıktaki arazi satışlarından elde edilen gelir 160 milyon TL'nin üzerindedir. 160 milyon TL bu büyük bir rakam. Biz sadece şunu soruyoruz ve duyanlı sağcıklı kardeşlerimiz de bunu soruyor. Seferihisar Belediyesi'nin kasasına 120 milyon TL girdi sağlayan sağcık mahalleniz bunun karşılığında hangi hizmeti almıştır? Hangi kalıcı yatırımı almıştır? Altyapısıyla, üst yapısıyla hiçbir eksiği kalmaması gereken hangi projeler hayata geçmiştir? Ne yazık ki bu sorulara cevap alamıyoruz. Hala otopark sorununun konuşulduğu, hala girdinin unutulduğu, hala yolları ve altyapısıyla yeterli düzeyde olmayan bir sağcıktan bahsediyoruz. Çünkü sağcının mirası elden çıktı ve elde edilen sermaye ise sağcık için kullanılmadı. Artık bu durumu sorgulama vakti gelmiştir. Ve sağcıklının mirasını sağcığa harcamayanlar bu seçimde ağır bir bedel ödeyeceklerdir.
Altını çizmek istediğim bir diğer konu da şu. Sağ cep büyüyor. Ancak bu büyümeyi kontrollü şekilde sağlamamız lazım. Önümüzde Alaçatı ve Çeşme örneği var. Biz sağ cepte mahalle kültürümüzü bozmadan, gelenek ve geleneklerimizi unutmadan gelişim sağlamalıyız. Yani orta ve... Yani orta ve uzun vadede kazanan sağ çıktılar olmalı. Kendi mahallemizde tarlamızın bekçisi olmamakla bilinçlenmeliyiz. Mahallemiz göç aldı. Yaşamak için sağcıya gelen hemşerilerimizin entegrasyonunu sağlamalı, birlikteliğini arttırmalıyız. Hep birlikte düşünerek, herkesin aidiyet duygusunu arttırarak ortak akılla sağcıya hizmet etmeliyiz. Eğer amacımız sadece hizmet etmekse, burada yaşayan herkesin aklına ve fikrine ihtiyacımız var. Biz hazırız, siz de hazır mısınız? Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun.
İştihat kadro. İşte sığacık. Tüm bayraklar lütfen. Tüm bayraklar. Defteri giriyor, birinizin eli giriyor ya. Ne abi? Bir defter giriyor, bir el giriyor. Fotoğraf çekmiyor burada. Çek abi, çek. Çek, çek. Özlediğimiz adam, inandığımız adam, inandığımız başkan gelecek aslan huzurlarınıza. Seferihisar'ın Markus Tahir'i değiştirmek adına, Seferihisar'a umut olmak, bu ülkeye ümit olmak, geleceğin daha güçlü, daha büyük Seferihisar'ını ulaştırmak adına, hadi dişancı huzurlarınıza. Seferihisar Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Dişancı ve çok değerli eşi huzurlarınızda. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bütün es cümle Hamit Nişancı'ya gönül veren tüm dostlar adına
sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hepiniz beni biliyorsunuz. Herhalde kardeşlerim diyor ya, sadık gençliği. Hani yüreğinizi çıkarıp veresiniz gerek çocuklara. Uyku uyumuyorlar kaç gündür. Abilerini karşılayacaklar. İşte o yüzden bu ilçede aramızdaki bağı bir türlü çözemiyorlar. Bizim mitinglerimizde bir defa mikrofonda ben burada, siz orada olduğunuzda biz kan kardeşi oluyoruz. Farkına varamıyorlar bir türlü. Yani devam odur ki, sesiniz gönülden geliyorsa, sesiniz kalbinizden geliyorsa, kelimeleri de toparlayabileceğinizi düşünüyorsanız, içinizden geldiği gibi sevdiklerinizle konuşursunuz. Hani, ya yapmayın çocuklar. Yani, hani diyorlar ya, şimdi orada notlara bakıyorum ben, biliyorsunuz huyum artık. Hani diyorlar ya, nasıl rahat konuşuyor? Siz evinizde, sevdiklerinizle, dostlarınızla, babalarınız, anneleriniz, çocuklarınızla bir aradayken konuşurken sıkılır mısınız? Ailenizle beraberken, konuşurken acaba ne diyeceğim, ağzımdan yanlış çıkar mı diye düşünür müsünüz? E ben ailemle beraberim. Sizler benim ailemsiniz. Sizler benim dostlarımsınız. O yüzden ben oldum olası rahat konuşuyorum sizlerle. Hanımefendiler, beyefendiler, önce gençlerden başlamam lazım. Evet veren bütün kardeşlerime ben hakkınızı nasıl helal ettiririm, nasıl bu hakkı ödeyebilirim bilmiyorum ama benim size sözüm olsun. Sağcının göbeğinden sesimi duyan herkese bir ilanım olsun. Sağcıklı gençlere, bak, size anlattılar seneler önce biliyorsunuz. Dediler ki şunu yapacağız, bunu yapacağız. Gökteki ay hariç her şeyi vaat ettiler. Şimdi siz beni bilirsiniz, ben ağzımdan çıktığımı yerine getiririm. Bak size sözüm olsun. Sağcık gençliğine bir kulüp yapacağım. Türkiye'nin her yerinden İmran Bey'e gelecekler. Söz. Yani buradan spor yapmak için, gerçekten gençliğin enerjisini yayabilmesi için o geniş alanları izlettim ya çocuklar. Selahattin gördün değil mi? Dedim çocuklar gördünüz mü hepiniz? Siz hiç abinizin lafta bir şeyi izlettiğini gördünüz mü? Bunlar 10 senede yapamaz ama Hamit gelirse 10 ayda yaparız, merak etmeyin siz. Yani dünyanın en güzel yerinde yaşıyoruz. O yüzden hep böyle gelen dostlarımız aşık oluyorlar. Denizine, kumuna, toprağına, havasına, akkumuna, girlerine, kale içine, kale dışına, her yerine aşık oluyorlar. Olmakta da haklılar. Ama burada en çok sevilecek olanlar o eli öpülesi annelerimiz, kardeşlerimiz, gençlerimiz. Bu memlekete ruh katan, burada yaşayan tüm vatandaşlarımız. Bunu asla unutmayın sevgili hemşehrilerim. Bakın, şunu bilin. Geçmiş geçmişte kaldı. Aslına bakarsanız ilçe başkanım güzel anlattı. Dedi ki size ait, buranın insanına ait, sizin toprağınızı ufak tefek paralarla da değil, büyük paralarla verdiklerinde onun katma değerine bir şey yapsalardı
bugün inanın sorunların birçoğunu konuşmuyor olacaktık. Artık biliyorsunuz 10 sene belediye başkanlığı yönetimi yaptığınızda bir daha seçime çıktığınızda vaatle seçilemezsiniz. Bak bunu sakın unutmayın. Vaat ederek olmaz. 10 sene yaptıysan yaptın. Yapmadıysan bu saatten sonra kimseyi inandıramazsınız. Benim insanımın da inanmayacağını ben biliyorum. Bakın şöyle etrafınıza. Bakın birbirinizin yüzüne. Bakın yanınızda duran arkadaşınızın bizi bu meydana getiren sebebi bir sorun, bir test edin. Çünkü ihmal ettiler ilçeyi. Spor alanlarını yapacağız. Gençlerin kulübünü yapacağız. Anahtarlarını da size vereceğim. Kendi içinizden arkadaşlarınız çalışsın. Adam gibi burada gavlalara, teyzelere hizmet etsin arkadaşlar. Ama daha başından başlayalım. Nasıl derler? Hafıza-i beşer unutmakla yükümlüdür diye, değil mi? Arapçasını söylemedim. Allah aşkına Seferihisar merkezden sığaca bu ilçeyi bağlayan ana yolu neredeyse bir yıl kazıp bırakmadı mı bu arkadaşlar? Bir yıl boyunca buradaki esnafın yanına bile gitmeye yüzü olmayanlar seçim gelmese inanın yine el atmayacakları işi güç bela bitirdiklerini sanıyorlar. Şimdi gelirken arkadaşlarla şunu konuşuyoruz. Geçtiğimiz akşamlarda televizyonda seyrediyorum. Sayın Başkan, Başkan dediysem Soyer'i söylüyorum. Sayın Tunçoyer dedi ki Sığacık'ta, Sığacık yolunda bisiklet yolu yaptık. Değil mi? Dur dinle anlatacağım. Şimdi Fatih'i hepiniz bilirsiniz, Fatih Portakal'a. Burada büyümüştü. Değil mi? Şimdi sormak lazım. Bu bisiklet yolu gerçekten var mı yok mu diye ben dedim ki bir gideyim şu Sığacık yoluna bir bakayım. Baktım yapmışlar. Yani dünyanın sıfır maliyetle yapılan ilk ve tek bisiklet yolunu bir teneke boyayla yapmışlar. Sağdan çekmişler, soldan çekmişler. 10 santim bırakmışlar. Hadi buyurun diyor. Ama bak bir hata var. Bizim taş dibinin oraya geldiğinizde bisiklet yolu bitiyor. Bisikleti sırtına alıp gelmen lazım buraya kadar sonra. Hep bu sayının işleri hep böyle. Yapacak bir şey yok, hep böyle. Geçtiğimiz akşamlarda da dünya tatlısı bir çiftle tanıştım Sığacık'ta. Dediler ki, isim vermeden anlatacağım. Kendilerini zor durumda bırakmak istemem. Abi dedi, biz televizyonu açtık. Bir belediye başkanı gördük. Sahilde çöpleri topluyor. Efendim, hayvan sever, çevre sever. Anlattıklarına baksanız hemen gidip yaşayasınız gelir dediler. Biz de çok tatlı bir çift gerçekten. İnşallah duyuyorlardır sesimi. Çocuklarıyla beraber o filmlerdeki hayali gerçekleştirmek üzere Sığacık'a geliyorlar. Kale içine yerleşiyorlar. E tabi birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün. Hani İzmir'den Kanada'ya gidip kar gören o meşhur fırına var ya. Birinci gün kar, ikinci gün kar, üçüncü gün kar. Ama yapacak bir şey yok. Kar orada hep var. Sığacık'ta bir bakıyorlar. Araba koyacak yer yok. Temizlik hak getire, düzensizlik, kaos almış yürümüş, televizyon ekranında gördükleriyle gerçekte yaşadıklarının arasında dağlar kadar demeyeceğim, Himalayalar kadar fark var. Gerçekle tanıştılar çünkü anlatmak kolay. Aslında en güzel de ben anlatırdım, bilirsiniz. Ama yapmadığım bir şeyi anlatmak, gencecik kardeşlerimize, hanımlara haksızlık etmek demek değil mi? Yapmadığınız bir şeyi söylemek, yapmış gibi göstermek sizi nereye taşıyacak? Ne yapacaksınız? Yani başınız göğe erse ne olacak? Seçimler kazanılır, makamlar gelir gider. Bir koltuk sahibi olursunuz belki.
Ama Mevlam görev bittikten sonra sokağa çıkamayacak hale getirmesin insanları. Arkadaşlar, bildiğim şey şu. Biz sıracıkta bir şeyleri ezber bozmamız lazım. Trafik sorunu var değil mi abi? İlçe başkanım söyledi, artık bir tane pankart yazacağım, bir tane büyük. Kale duvarından aşağıya sallayacağım. Sağcıktaki kale içindeki pazarcı ablalar, teyzeler, ben o pazarı kapatmayacağım. Size çok daha iyi, çok daha güzel, çok daha düzenli hizmet edeceğim hanımlar. İnanmayın şu yalanlara. Asla da itibar etmeyin. Ama şunu yapacağız. Bir kaosu, bir disiplinsizliği bitireceğiz. Biliyorsunuz, bir sanki o pazar günleri eksik olan şey düzen yok gibi. Oradaki düzeni sürekli çalışacak. Ama bak, altını çizerek söylüyorum. Eşit ve adaletli hizmet getirecek zabıta ekibine çözebiliriz. Ama eşit, adaletli ve disiplinli. Birine yazlık, birine kışlık olmayacak. Senin adamın, benim adamın olmayacak. Kuralları kuracağız. Hepimiz o kurallara riayet edeceğiz. Yani pazarda aklımızdan geçen şey şu. Hanımların daha çok mal satmaları için, daha çok ürün satmaları için, belki bireysel desteklenmeleri için, belki imkanları olsa daha çok şey yapacaklar, daha çok üretecekler. Üretimlerine katkıda bulunacağız. Zaten direkt Seferihisar Belediyesi'ndeki kurulacak olan vakıftan bireysel olarak hem kale içindeki esnafımıza, bak burayı çok dikkatli dinleyin, hem de balıkçı esnafımıza bireysel desteklemeyi gerçekleştireceğiz. Nasıl yapacağız biliyor musunuz? Vakıf kuracağız. Kuracağımız vakıf belediyenin bir takım gelirlerini, öyle göze görünmeyen gelirlerini vakıfta toplayacağız. Hatta yine televizyon ekranlarında şunu görmüştünüz. Yarım litre zeytinyağı 25 bin liraya satıldı. Haberlere çıktı. Müteahhitleri toplayıp silah soruyla para almanın değişik yolu. Arkadaşlar, biz vakıfta ciddi bir hazırlık yapacağız. Okumaya ihtiyacı olan, çoluğun çocuğu üniversitede öğrencisi olan, desteklenmeye ihtiyacı olan ailelerden tutun da denize balığa çıkan, döndüğünde işleri rast gitmediği kardeşimizin ağlarına kadar yanlarında olacağız. Hiç merak etmeyin. Hiç merak etmeyin. Biz 2009'da bıraktığımızda bu arkadaşlar demediler mi bize, balıkçı barınağına mendilini yapacağız. 5 sene söylediler. Ben 2014'te Binalıbeyli'ye gelmiştim biliyorsunuz. 2014'te ne dediler? 5 senemiz yetmedi. Biz şimdi bu balıkçı barınağını mendilini uzatacağız. Bizim insanımız layık. Tamam. 2019 geldi. Hala bakıyorum, mendireyi büyüteceğiz. Mendirek büyüyecek. Mendirek balıkçılarımıza liman olacak, ekmek olacak, aş olacak. Geliri de onlara kalacak. Başka bir yere gitmeyecek. Mendirek büyüyecek. Siz küçüleceksiniz Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi. Siz küçüleceksiniz. Aslında Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi deyip haksızlık etmek istemiyorum. Geriye alayım. Çok Cumhuriyet Halk Partili dostumu biliyorum. Bizden çok şikayetçiler. Bizden çok isyandalar. Ve biliyorum birçoğu bu meydanda. Çünkü biz Seferihisar'da kurduğumuz bir ittifak var. Millet ittifakı var, Cumhur ittifakı var ama bizim başka bir ittifakımız var. Biz Seferihisar Sağcık ittifakını kurduk arkadaşlar. Biz Gönül ittifakını kurduk. Hangi görüşten olursan ol, bu memleketin değişmesi gerektiğine inanıyorsan, bu memleketin daha disiplinli yönetilmesi gerektiğine inanıyorsan, gelin bize destek verin diyen herkese el ele, omuz omuza, gönül gönüle hedefe yürümeye karar verdik hanımefendiler, beyefendiler.
Girlen'deki projeyi ta 2009'da anlatmıştım. 2009'da bıraktığımız yerden inşallah 31 Mart akşamı nasip olur görevi alırsak, ki alacağımızdan hiç şüphem yok bu defa. Biliyorum, görüyorum. Yüzlerinizden de görüyorum, kalplerinizden de hissediyorum. Başlayacağız ama başka şeylerle konuşmamız lazım. Gelin biz Girlen'den, mezarların altından Urla'ya bir yol bağlamayı konuşalım. Gelin biz Akarca Sığacık o yapılamaz denilen yolu açma işini konuşalım. Gelin biz Sığacık Seferihisar arasındaki yolu böyle bir teneke boyayla değil, adam gibi genişleterek bisiklet yolu, yürüyüş patları, sevgi yolları haline getirelim. Gelin biz aklımda satmaya çalıştıkları son parça yer var ya, bak oraya bir seyir terası ve bir mekanlar yapalım. Tüm Türkiye'den gelen olduğunda hayranlıktan evlerine gidemez olsunlar. Burada sizlerle beraber harcamaya, birlikte olmaya gönüllü olsunlar. Arkadaşlar, biz bu işe gerçekten ciddi hazırlandık. Kalbimizi koyduk, yüreğimizi koyduk. 10 yıl kazandık, 10 yıl kaybettik. Kazançlarından geriye ne kaldı derseniz, yaptığımız hizmetler, icraatlar, onları söylemeye gerek yok. Bu ülkede pazar yerine gitseniz, belediye binasına gitseniz, düğün salonuna gitseniz, stada gitseniz, salona gitseniz, yeşil alanlara, düz alana, yat limanına, hastaneye, 6 tane okula gitseniz, Seferihisar'ın bir ucundan öbür ucuna yollarına gitseniz bizim hizmetimizi görürsünüz. Bunlar dindik duruyor yerinde. Kayıplardan ne kaldı derseniz, kayıplardan çok daha güzel bir şey kaldı. Kendimizi geliştirebildiğimizi düşünüyorum. Karşımızdakinin yerine koymayı çok daha iyi anladığımızı düşünüyorum. Karşılıklı birbirimizle duygusal bir bağ kurmanın ne demek olduğunu kaybettiğiniz zaman çok daha iyi anlıyorsunuz, emin olun. Dostlukların kıymetini, her küslüğün üzerimize büyük büyük getirdiğini anladık. Küslükler sizi yorar. Küslükler sizi ailenizde bile huzurlu olmanızı engeller. Sizden ricam şu, seçimler 3 gün. Seçimler 3 gün. Sonra hepimiz yüz yüze bakacağız. Sonra hepimiz birbirimizle aynı sokakta yürüyor olacağız. Aynı kahvede 101 oynuyor olacağız. Aynı tekneyle balığa gidiyor olacağız. Aynı balıkhanede sabah mezatta buluşuyor olacağız. O yüzden başta gençler olmak üzere hiç kimse siyaset yüzünden kalp kırıcı, birbirimizi incitici abiler olarak bir parça hatırım varsa hiçbir şekilde bu tartışmaların içine girmeyin. Ha şunu iddia edin. Bu arkadaşlardan biz bu ülkeyi daha iyi yönetiriz. Bu arkadaşların bir yaptığı yerde biz inanın 5 yaparız. Bu iddianız olsun. Bak, geçtiğimiz günlerde dinledik arkadaşları neler söylüyorlar diye. Eyvallah. Oralara girmeyeceğiz de. Sonra bakın, geçtiğimiz günlerde dinledim arkadaşları ne diyorlar diye. Geldim baktım Sığacık'ta bir miting yapmışlardı. Yani İsmail benim kardeşim, İsmail başkana sözüm yok. Ama biraz dersini çalışman lazım sevgili kardeşim. Yani gerçekten olmazsa ayıp olur. Şunu söylemek lazım. Sattık diyor. Hamit Başkan da diyor. Neydi bizim şu şimdi mekan olan yer değil mi? Kolay sattı diyor. Doğru. Oranın hikayesini bilenler bilirler. Küçücük söyleyeyim. Yarısı PTT'nindi, yarısı belediyenindi. PTT'ye çık dersin, çıkmaz. Belediyeye gel dersin, gelmez. Yapılacak bir tane yol vardı. O da satışa çıkmaktı. Oradan gelen 3 kuruş parayla biz Sığacık'ta abat olmayacaktık. Ben Sığacık'tan oradan 3 aldıysam sizin düz alanınızdan tutun, yollarınızdan, sokaklarınızdan, ha çok övündükleri pazar var ya, herkes de biliyor ama onun altındaki kanalizasyonu yapalım derken biz gece gündüz burada tırnaklarımızı o sokaklarda bırakmadık mı? Ama vatandaşı şu ilgilendirmez. Sonuca bakmanız lazım. İşi kimin yaptığındansa sonuçta üzüm yemektir vatandaşımızın derdi. Geçimini sağlamaktır. Evine, çoluğuna, çocuğuna, rızkına katkıda bulunmaktır. Yani 2009'dan bırakalı 10 sene oldu. O gün doğan çocuklar 10 yaşına geldiler. 10 yaşına geldiler.
Ya İsmail Başkan, İnşallah bak buradan söyleyeyim, böyle ayrı ayrı televizyonlara çıkmayalım. Ayrı ayrı yayınlara gerek yok. Anons sarılması dolaşıyor bugün CHP'nin. Gülelim diye anlatıyorum. Vallahi bak, zemetmek gibi bir niyetim yok. İşte diyor, hep beraber başkanımızı dinlemek için parti binasında buluşalım. Siz o başkanınıza selam söyleyin. Yüreği yetiyorsa benle çıksın o yayına da. Biz seni görelim sizi. Allah aşkına. Yani kör gözün parmağına olacak iş midir? Yani siz, ya şu yayında 10 sene Tunç Bey'i çağırdım. Ya birimiz yalan söylüyor. Ya siz yapın. Ben diyorum borç bu kadar, o diyor hayır bu kadar. Her günde arttırıyor. Her sene borç arttırıyor beni. Ama şunu dur dağıtmayayım. Dağıtırsam toparlayamam da ondan. Yani şunu söylüyorum. Ya vatandaşın hakkı değil midir? İki tane aday. Ya biz düşman mıyız birbirimize, arkadaşız? Buradan bir odan İsmail Başkan mekanına giriyor. Buradan ben giriyorum. Biz arkadaşız, dostuz. Seçim bittikten sonra da bir arada olacağız. Ya neden siz şu yayına benle beraber çıkmaktan hep imtina ediyorsunuz? Hayır, neden? Ben diyorum ki sağcıkta ne yapacağımızı, bak geçmişi de sormayacağız. Sağcıkta ne yapacağız? Seferihisar'da merkezde ne yapacağız? Yani sağcıkta değil, merkezde anlatacağım da, burada hepiniz Seferihisar merkeze de geldiğiniz için, devlet orada, belediye orada, idare orada olduğu için size şunu söyleyeyim. Ya araba bırakacak yer için 2 saat dönmüyor muyuz küçücük Seferihisar'da? Ne oldu o Yapı Kredi'yle Temezli'nin kahvenin önünde o ambulanslar tıkanıyor, geçecek yer yok. Ya biz anlatmadık mı size? Şu saçma sapan bir salon yapacağınıza oranın altını otopark yapın. Hanımlar, anlatmadım mı ben bu arkadaşlara? Oranın otoparkını yapın. Yerin altından bir alt geçit verin. Ziraat Bankası'nda oradan çıkın. Bu ilçenin trafiği başka türlü rahatlamaz diye. Ben anlatmadım mı? Anlattık. Paraya da ihtiyaç yok. Bunun %65 dolluk oranına göre 10 yıl kredilendirirseniz 1 lira para harcamadan yaparsınız diye yol mu göstermedik mi? Gösterdik. Yapmaya niyetleri yok. Bu seçim otobüslerindeki anonslarda böyle esprili şeylere dikkat etmelerini tavsiye ediyorum. Hepsi arkadaşınız. Yani şu yayına ilçe binasında toplanıp seyretmek yerine söyleyelim başkanlara, tüm Seferihisar istediği bir yayında, istediği bir televizyonda beraber çıkıp konuşalım. Ama zamanında Tunç Bey de gelmemişti. Ben İsmail kardeşimin de geleceğini sanmıyorum. Ben çağrımı yapmış olayım. Hanımefendiler, bakın, başka şeyler konuşmamız gerek derken hepinizin hayatını ilgilendiren şeyleri konuşmamız lazım. Bu ilçede süresini tamamlamış devlet yatırımları var. Bunlardan bir tanesi devlet hastanesi. Değil mi? 99 yılındaydı o hastane. Arkadaşlar, uzattın mı, yoruldunuz mu? 99 yılındaydı o hastaneyi. Ben açmıştım kurdelesini. Ama buradan saygıyla alalım, bir hakkı da teslim edelim. O hastanenin mimarı, başından sonunda emeği olan sevgili başkan Ethem Çalışbüyüğümüzdü. O yapmıştı çünkü. Ben kurdeleyi kesmiştim. Bugün 20 yıl olmuş. 20 yıl sonra artık biz orada başka bir hikaye yazmamız lazım. Yapacağımız iş belli. Biz devlet hastanesini üniversiteyle bir protokol yapıp üniversiteye verip araştırma, teknik uygulama, herhangi bir bölümde öğrenci getirmeleri karşılığında değerlendirip devlet hastanesini yatılı bölge okulunun karşısında, geçtiğimiz günlerde İzmir'de meydanda Cumhurbaşkanı'nın kendisine de söylettiğimiz için biliyorum, çok büyük bir Torbalı'daki gibi, Urla'daki gibi, Ödemiş'teki gibi çok büyük bir devlet hastanesi yaptırmamız lazım. Bunu niye? Sadece Seferihisar için değil, İzmir'in yarımadası için de şart olduğunu düşündüğüm için. Çok büyük bir sporcu kamp merkezini hayata geçirmemiz lazım. Benim bir hayalim vardı. O hayalimde bu ilçenin eğitim ve turizm kenti olması yönündeydi. Çok arzu etmiştim. Bugün bunu da söyleyeyim. İsmail Başkan demiş ya,
şu ileride seçim bürosu açılışı yaptılar. Biz neydi o? Ekmeksizin üstündeki yeri sattık kazaklara. Sattık, fena mı oldu? İş kapısı oldu. Aşk kapısı oldu. Biraz hayal aleminde gibi geldi bana. Şunu söylemek istiyorum sadece. Bir gözünüzü yumup şunu düşünün. Ya oradaki o tesisin yerine İstanbul'daki Yeditepe Üniversitesi'yle, Koç Üniversitesi'yle bir protokol yapıp o araziyi 1 lira almadan onlara verseydik. Ve orada bir yapılaşma değil de gerçekten 6-7 bin öğrencisiyle Türkiye'nin en büyük üniversitelerini burada ev sahibi yapmış olsaydık. Bugün bu ilçede konuştuğumuz şeylerin hangisinin geçerliliği kalırdı? Lütfen bir hayal eder misiniz? Bak bu kardeşiniz o protokolü yapmıştı. 2009'da giderken de Tunç Bey'e söylemişti. Ne demişti? Top içinde daha açmıştı Allah'ım. Bir tık üste çıkacaktı. O tık neydi? Oxford muydu başkanım? Oxford'dan hep uluslararası ya, global düşünüyor. Yapacak bir şey yok. Oxford'dan öğrenci gelecek, üniversite açacağım demişti. Ne oldu? Sizin üniversite lokanta oldu arkadaşlar. Eş, dost, ahbap, çavuş, sabah akşam 24 saat yiyip içip yatıyorsunuz orada. Ne oldu o üniversiteye? Hepsi bir tarafa. Pazarı gezdiğimde gördüğüm şey şuydu. Bir ortak akıl üreteceğiz. Ortak değer üreteceğiz. Orada bir yönetimimiz olacak. Herkesin fikrini alacağımız, herkesin görüşünü alacağımız, kuralları ona göre belirleyeceğimiz. Günlük o sabah gelip tezgah açma işlerine müsaade etmeyeceğiz. Bunu uyarıyorlar. Söyleme bana falan. Hayır, ben söylemek istiyorum. O gün sabah gelip hiç burayla bağı olmadan pazarda tezgah açıp gitme işleri külliyen kalkacak. Kıramıyorlar çünkü. Türkiye'nin bir yerinden bir siyasi arıyor. Benim falanca yakınım geliyor. Orada tezgah açsın diyor. Hayır, buyur diyorlar. Ondan sonra her şey birbirine giriyor. Günübirlik tezgah açma işleri artık bundan sonra olmayacak. Ama ortak akıl dediğiniz şey başka bir şey. Bakın, bir hayaliniz var. Bu belediyeyi empati yapmasını bilen, çevre dostu, etrafına saygılı, gerçek anlamda. Yani çevre dostuyum deyip mandalina ağaçlarını kesip Seferihisar'dan sağ aşağı doğru yavaş 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 binaları çoğaltmayacaksın. Çevreciyseniz sadece orkinozlar için denize girmekle çevreci olunmaz. Çevreciyseniz Akarca'da kanalizasyon denize akıp 3 ile 6 yaş arasında 24 tane çocuğumuz 3 gün hastanede müşahede altında kaldığında o zaman da çevreci olup eylem yapacaksınız. Akarca'ya öyle güzel bir merkez yapacağız ki 4 tane nefes projemiz olacaktır. Biri burada. Öbürlerinin üçünü de gittiğim her yerde anlatacağım. Bir tane Ürkmez'den gelenlerin bir sesini duyayım. Nerede benim Ürkmez'deki arkadaşlar? Bir tane Ürkmez'de yapacağız. Bir tane merkezde, bir tane Akarca'da. Ama çevreci olacağız. Etrafımızdaki doğanın her şey demek olduğunu, denizin her şey demek olduğunu bilen, ona göre yaşayan gerçek anlamda. Etrafımızdaki başıboş sokak hayvanlarını görüntüde sevmeyeceğiz. Sözde değil, özde seveceğiz. Onların yanında olacağız. Bütçeden pay aktaracağız, lafla değil. Bak o yüzden meclis üyesi arkadaşlarımızın bir kısmı sadece bu işle ilgili görevli olacaklar. O yüzden biz arkadaşlarımızın arkamızda durmalarının sebebi her birinin hangi görev alanında ne yapacaklarını biliyor olmaları. Ama her şeyden daha önemlisi, biz birbirimize inanırsak, biz birbirimize güvenirsek, biz gerçekten bir hukuku paylaşırsak bu işin üstesinden kalkarız. Hep beraber, tartışmadan, birbirimizin kalbini kırmadan diye başında söyledim. Ama bazı şeyleri de hepimizin dikkatli davranması lazım.
birbirimizi eleştireceğiz. Birbirimize icraata dair konuşmamız gerektiğini şeyleri anlatacağız. Ama 31 Mart'ta çok fazla bir süre kalmadı. 13-14 gün bir süremiz var. Hep beraber çalışmaya var mısınız arkadaşlar? Herkesin ev ev, kapı kapı, sokak sokak bir eşimize, dostumuza, arkadaşımıza haklı davamızı anlatmaya, benimle omuz omuza yürümeye var mısınız arkadaşlar? Bakın, ortak değerler üzerinden siyaset yapmayacağız. Ortak değerler üzerinden birbirimizi yıpratmayacağız. Üzücü şeyler yaşanmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Dün akşam bir yürüyüşe katıldık. Hep beraber gittik. Biz orada yaşananları milletimizin kalbine bırakıyoruz. Milletimizin takdirine bırakıyoruz. Fazla heyecanlandılar diyelim. Siyaset yormuş, mental olarak sıkıntıları var diyelim. Fazla da üzerine gidip ilçenin gündemini başka yerlere çekmek istemiyorum. Herkes kendi davranışlarıyla milletin gönlünde kabul görür. Ben bir kardeşiniz olarak, bir dostunuz olarak size es cümle, son cümle şunu söyleyebilirim. Burada bu adamla ne görüyorsanız o koltuğa oturduktan sonra aynısını görmeye devam edeceksiniz. Burada ne kadar samimi bir dost görüyorsanız yine orada dost göreceksiniz. Bugün buraya gelirken bir arkadaşım telefonla aradı. Dedi ki, abi biz Sadık'tan sana gelip davetiye veriyorduk. Düğün davetiyemizi veriyorduk. Sen bize yardım ediyordun. İşte arabayı gönder, salonu ver, anlatıyor. Ben unutmuşum, o unutmamış. Ona şunu, bana şunu söyledi. Bize hizmet tamam da bize o samimiyeti geriye getir abi dedi. Çaldığında kapıyı bilgisayardan kafasını kaldırmayan bir başkan değil, bizimle derdi tasayı paylaşan bir başkan verdi. Benim size sözüm olsun. O başkan 1 Nisan'da o koltukta sizin sayenizde oturuyor olacak inşallah. Anlayamadıkları şeyi başında söyledik, bitirirken de söyleyelim. Eğer gönülden bir birliktelik, kalpten bir ruh paylaşmazsak sizi otobüslere doldurup buralara getiremezsiniz. Sizi bizimle bir hevesi paylaşmaya asla ikna edemezsiniz. Ben tüm arkadaşlarımla beraber göreve hazırım. Aldığımız süre artık yedek kulübesinde olmaktan sahaya girmenin zamanı geldiğini düşünüyorum. Sizler destek verirseniz, sizler onay verirseniz bu işi bitirdiğimizde hep beraber oy veren vermeyen tüm arkadaşlarımızın başkanı olarak ilçeyi yönetmeye talibiz. Rakiplerimize, arkadaşlara buradan şunu söylerim. Hep beraber götürelim bu seçimi. Seçimlerde kazanan, kaybeden olmaz. Bu bir futbol maçı değil. Bu sadece heyecanlı, güzel bir yarış. Bu yarışı hep beraber tamamlayalım. Ama kalbimizden geçen o meydanda 31 Mart akşamı biz yangın yerine çevirelim inşallah. İnşallah. Biz sizlerle gururluyuz. Bizim bir şiarımız var. 26 yaşında başladığımda ilke edindim, rehber edindim. Bir şiarım var. Ben hayatımın yolunu Mustafa Kemal Atatürk'ün yolu olarak benimsemişim. Sen sadece siyaseten eleştirmek için bana ne söylersen söyle. Benim hedefim bu memleketin çoluğunu çocuğunu muasır medeniyetler seviyesine sahip bir ülkede yaşatmak. Benim hedefim düzgün sokaklarda, temiz yollarda, parklarda yürütmek. Benim hedefim atamın bana söylediğini adam gibi yerine getirmek. Bayrakları göreyim, hangisi?
arkadaşlar. Gayret eden. Arkadaşlarıma gelmeden önce son söylediğimi bir kere daha söyleyeyim. Herkes rahat olsun. Hiçbir esnafımızın, hiçbir ablamızın hayatında bir değişiklik olmayacak. Herkes ne iş yapıyorsa restoranında, kafesinde o işi yapmaya istiyorsa devam edecek. Hiç kimsenin yaşam şekliyle, duruşuyla bizim işimiz olmaz. Bizim işimiz problemleri çözmek üzerine olur. Arkadaşlara da tavsiyem, gölgeye yumruk atmayın. İcraatınız varsa milletin önüne çıkın. Yoksa gidin evinizde oturun arkadaşlar. Böyle olmasına emeği geçen kardeşlerime helal olsun hepinize. Ablalara, teyzelere, annelere, hepinize. Evinden çıkıp tencereyi ocakta bırakıp gelen bütün dostlarıma, bütün kardeşlerime hakkınızı helal edin bu evladınıza. Emeği geçen, meydanda olan İki partinin yürekten delikanlılarına, teşkilatlarına, iki başkanımı da yanıma alayım. Sevgili başkanlarım, buyurun. Partneri bir akşam, gazeteleri saymış ama oraya geçen bir şey yok. Bütün arkadaşlarımıza, dostlarımıza, şimdi kocaman bir alkış alacağım. Çünkü hepinize, bu ilçeye sizleri bu meydana getiren, bu meydandan güvenli bir şekilde evinize dönmenizi sağlayan, görevini alın terini akıtıp gerçekten emek veren Seferihisar İlçe Emniyet Teşkilatı'na kocaman bir alkış alayım sizlerle. Biz hep beraberiz. Doğulusu, Güneydoğulusu, Karadenizlisi, Ağrılısı, Karslısı, Trabzonlusu, bu memleket hepimizin. Gelin hep beraber adam gibi yaşayalım bu memlekette. Hanımefendiler, beyefendiler, Allah bir kere daha hepinizden razı olsun. Allah hepinizi sevdiklerinize, çoğunuza, çocuğunuza bağışlasın. Ve inşallah perşembe akşamı tepeciye gideceğiz. Geliyor musunuz benimle? Anlamadım, duyamadım, bir dakika. Geliyor musunuz benimle? Ben sizinle Tepeci'ye değil, Yunanistan'a bile yürüdüm etmemem. Perşembe akşamı Tepeci'de, hafta sonra Ürkmez'de,